Buralarda Yedirma Son of Cougar bir an için yol bulmakta zorlandı. Onun dışında da 5 numaralı Festival Fever var. 400'ü geçtik. Farklı azalmaya başladı. Dışarıdan Yedirma Son of Cougar geldi. İçerideki rakiplerini yakaladı. 200'e doğru gidilirken liderliği aldı. 200'den sonra da artan temposuyla bir anda gerideki rakiplerinden bir kez daha ayrılıyor. Bir önceki koşusunda da zorlanmamıştı. Buralarda da zorlanacak gibi değil. Fark şimdi 5-6 boy kadar. Yedirma Son of Cougar ben bugün de kazanırım diyor. 4 numaralı Dragonflame 2. oldu. 6 numaralı Ronin 5 Professor Fever 3. için yakın ele çizgi geçtiler. Karar hoş hakemlerine kaldı. 2 numaralı Burgas'a koşunun 5.'si oldu. 7. koşu açık grup 3 mücadele Topkapı koşusunu 7 numaralı Son of Cougar Ahmet Çelik'le kazandı. Düzce lider çıkmayı başardı. Orta kulvardan 2 numaralı Alaaddin'in içeriden 4 numaralı Efran daha geriden. 7 numaralı Jülide Kız ve 8 numaralı Tepe Altın'ın ataklarıyla son 300 metreye girildi. 5 numaralı Esin'in kızı önde dışarıdan. 7 numaralı Jülide Kız geliyor. Son 300 metreye girildiğinde Jülide Kız geldi. Esin'in kızından liderliği aldı farkı da. 1,5 boya kadar çıkarttı geriden 2 numaralı Alaaddin. 4 numaralı Efrak geliyor son 50. 7 numaralı Jülide Kız önde. 4 numaralı Efrak gelse de Tigem koşusunda Selim Kaya'yla 7 numaralı Jülide Kız foto önde geçiyor. 4 numaralı Efrak 2. 2 numaralı Alaaddin 3. 5 numaralı Esin'in kızı 4. 1 numaralı Aksöz de 5. oldu. 8. koşu açık grup 2. Tigem koşusunu Selim Kaya'yla ilk kez birlikte start alan 7 numaralı Jülide Kız kazandı. Dışında 3 numaralı Kayıbey'i grubun son sırasında 1 numaralı Altın Simasrası'yla 400 geçirmek üzere. İç kulvardan 6 numaralı Abdi Hero geldi. Liderliği aldı. Farkı da hızlı 2,5 boya kadar çıkardı. Geriden 2 numaralı Dagmar'ın, Dagmar'ın dışından 4 numaralı Oğlum Doruk'un. Ortadan da 7 numaralı Kantaç'ın atakları var. İç kulvarda koşun liderliği 6 numaralı Abdi Hero'da. 7 numaralı Kantaç gelmeye çalışıyor. İç kulvarda 6 numaralı Abdi Hero 1 boy kadar lider. 7 numaralı Kantaç geliyor. 6 numaralı Abdi Hero direniyor. 7 numaralı Kantaç önünde koşuyor. 6 numaralı Abdi Hero kazanıyor. 7 numaralı Kantaç 2. oldu. 4 numaralı Oğlum Doruk 3. olurken 2 numaralı Dagmar 4. 8 numaralı Çon Abruzzi ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 8. koşu açık grup 2 mücadele Frans Galop Anadolu koşusunu 6 numaralı Alpti Hero Gökhan Kocakaya ile kazandı. Bariyer dibini 5 numaralı Pranayama tuttu. Onların dışında 11 numaralı Shiroki var. Shiroki'nin hemen dışına doğru 1 numaralı Annabella geldi. En dış kulvarda 10 numaralı Mangusta sırasıyla kıssaklar 300 geçiyor. 3 numaralı General Briella geldi. İçerideki rakibini yakaladı. Onun dışından 4 numaralı Lavender'ın atakları var. Lavender'ın dışından 11 numaralı Shiroki. En dış kulvardan Mangusta 1 numaralı Annabella gelmeye çalışıyorlar. İstanbul koşusunda son metrede içeride 3 numaralı General Briella. Dışarıdan Annabella geliyor. İçerideki General Briella kazanıyor. 4 numaralı Lavender, 1 numaralı Annabella, dışarıda 10 numaralı Mangusta, onun dışında 9 numaralı Giz, tabelanın 4 basamağı için yakın hale çizgi geçtiler. Çünkü kazanan 3 numaralı General Briella oldu. Bu koşuya Mehmet Akyavuz da katılmıştı. Sekiz numaralı Tuncer liderliğini korumaya çalışıyor. İç kulvardan 11 numaralı Bozkır Efes'in atakları var. Dışarıdan 1 numaralı Kapris kendini gösterdi. Onun dışından 10 numaralı Berke'nin oğlunun en dış kulvardan 4 numaralı Mr. Bean'in ataklarıyla Safkanlar son 3'e doğru yaklaşıyor. İç kulvarda 11 numaralı Bozkır Efes'i dışarıdan 10 numaralı Berke'nin kızı geliyor. Şimdi dışarıdan gelen 10 numaralı Berke'nin kızı rakiplerin önünde kalmayı başardı. 200'den sonra fark 1,5-2 boya kadar çıkartıyor. Dışarıdan 4 numaralı Mr. Bean de gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Berke'nin kızı son metrelere rakiplerin önünde geldi. Avantajını son çizgiye taşımak üzere 10 numaralı Berke'nin kızı koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Mr. Bean 2. oldu. 8 numaralı Tuncay 3. olurken 12 numaralı Solcu Şah, 1 numaralı Kapriz, 9 numaralı Aktaş Kaya, 11 numaralı Bozkır Efes'in tabelanın son 2 basamağı nasıl oluştu? Karar varış hakemlerine kaldı.
6. koşu, açık grup 3 mücadele, Malazgirt koşusunu 10 numaralı Berke'nin kızı Vedat Abiş'le kazandı. Düzlüğe çıkıldı. 4'e doğru gidilirken 1 numaralı Altan koşunun lideri. İkinciliğe 6 numaralı Thomas Shelby sokuldu. Gelinlerden 5 numaralı The Kingslayer'da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Bariyer dibindeki 3 numaralı Pitfall'la birlikte. Farklar azalmış olsa da iç kulvarda 1 numaralı Altan koşunun lideri, ancak dışarıdan 2 safkan birbirine sürüklemeye başladılar. 5 numaralı The Kingslayer ve içindeki 6 numaralı Thomas Shelby'den şimdi dışarıdan gelen 5 numaralı The Kingslayer içerideki rakibini yakaladı. Fark eritti. Son 50'den sonra farkı açan 5 numaralı The Kingslayer koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Altan koşun 2. olarak ayrıldı. 5 numaralı Thomas Shelby, 6 numaralı Thomas Shelby koşun 3. elde ederken 2 numaralı Olsen ve 3 numaralı Pitfall arasındaki 4. kararı ise varış hakemlerine kaldı. 9. koşu, kısa vade 9 mücadele Horse Racing Island koşusunu 5 numaralı The Kingslayer Gökhan Kocakaya ile kazandı. Gerilerden 9 numaralı Otto Ava'da kendini gösteriyor. Düzlüğe çıkıldı. 8 numaralı Madras pistin ortasında 400 geçinmek üzereyken koşunun lideri iç kulvardan yaptığı ataklarla 7 numaralı Borrego mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışarıda ise 9 numaralı Otto Ava var. Pistin ortasında 8 numaralı Madras koşunun liderliğini yapıyor. İç kulvardan 7 numaralı Borrego kendini gösterdi. Onların içinde 6 numaralı Edge of Fire var. Dış kulvarda 8 numaralı Madras liderliğini son 200'e taşımak üzere, ancak içeriden 7 numaralı Borrego da kendini gösterdi. Bu iki safkan son metre yakınlarla geçiyorlar. Şimdi içerideki 7 numaralı Borrego etkili geldi. Dışındaki Madras'tan ayrılmakta zorlanmadı. Bariyere yaslanan 7 numaralı Borrego Boğaziçi koşusunda sonlarda farkı biraz açarak koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Madras 2. 6 numaralı Edge of Fire 3. oldu. 9 numaralı Otto Ava 4. olurken 10 numaralı Zizka ise koşunun 5. elde etti. 8. koşu açık grup 3 mücadele Boğaziçi koşusunu 7 numaralı Borrego Gökhan Kocakaya ile kazandı. Aralardan 2 numaralı El Verdiko yol bulamayınca iç kulvarı tercih etti. En dışa ise 6 numaralı Tulumar açıldı. 400'den sonra pistin ortasından 1 numaralı Deo Valente gelmişti. Onun dışından da 6 numaralı Tulumar'ın atakları var. Ortada 1 numaralı Deo Valente koşun lideri. Hemen dışına 6 numaralı Tulumar geldi. 200'den sonra dışarıdan gelen 6 numaralı Tulumar iç kulvardaki rakibini yakaladı. Fark eritti. Son 100'den sonra liderliği ondan çekip aldı. Şimdi son 50'ye gidiyken farkı da 1-1,5 boya kadar çıkartan 6 numaralı Tulumar açık grup 2 mücadele. Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu kazanıyor. 1 numaralı Deo Valente 2. oldu. 3 numaralı Kozan 3. olurken Ekürler'den 2 numaralı El Verdiko 4. Ekürüsü 4 numaralı Lynx'i uzun süre önde götürdüğü koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Tulumar açık grup 2 mücadele Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazandı. İç kulvarda 5 numaralı Gözpınar'ı var. Dışarıdan 3 numaralı Soyderi'de mücadeleye katılmaya çalışıyor. İçinde 2 numaralı İneboğlu, bariyer dibinde 4 numaralı Yiğit Kardeş. Dışta 1 numaralı Hazreder sırasıyla safkanlar 300'ü geçti. Pistin ortasından 7 numaralı Obi Çelik geldi. İçerideki Avcı Tokaç'ını yakaladı. Dışarıdan da 8 numaralı Katı Zamanı birincilik mücadelesine ortak olmaya çalışıyor. 200 geçirirken Avcı Tokaç'ından ayrıldı bu ikili. Dışarıdaki 8 numaralı Katı Zamanı içerideki 7 numaralı Obi Çelik'i yakaladı. Ondan liderliği bir boyun farkıyla aldı. Şimdi son 20 geçirirken farkı açmaya başladı 8 numaralı Katı Zamanı ve koşuyu da Vedat Abiş'le kazanıyor. 7 numaralı Obi Çelik koşudan 2. olarak ayrıldı. 3 numaralı Soyder 3. olurken 6 numaralı Avcı Tokaç'ın 4. 1 numaralı Hazledersa tabelayı tamamladı. İstanbul'da 9. koşu kısa vade 9 mücadele İfar koşusunu 8 numaralı Katı Zamanı Vedat Abiş'le kazandı. Numaralı Göğbeli kendine yer buldu. Pistin ortasından 5 numaralı Kral Karınca geldi. Etkili ataklarla iç kulvardaki rakibi de fark etmeye çalışıyor. Onun dışından da 3 numaralı Göğbeli'nin atakları var. İçeride 7 numaralı Selokcan lider. Dışarıdan 5 numaralı Kral Karınca geldi. Rakibini yakaladı. Onunla liderlik mücadelesi yapmayı sürdürüyor. Onlar 2,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Göğbeli var. 7 numaralı Selokcan teslim olmadı. Son yüze doğru gidiyken farkı 1,5-2 boy olarak koruyor. 5 numaralı Kral Karınca gelmeye çalışıyor, ancak 7 numaralı Selokcan Nevzat Zahimoğlu koşusunu kazanıyor.
geçiyor. 2 Safkan 5 numaralı Kral Kanca ve 3 numaralı Göğübeli yakın aile çizgi geçtiler. Karar Roş hakemlerine kaldı ikincilik için. 10 numaralı Tarçın Kız koşunun 4'üncüsü olurken 9 numaralı Benim Sultanım ise tabelayı tamamladı. 7. koşu kısa vade 8 mücadele Nevzat Zaimoğlu koşusunu 7 numaralı Serokcan Gökhan Kocakaya ile kazandı. Düzlüğe çıkılırken 7 makul koşunun liderliğini yapan isim düzlüğe 400 geçmek üzereyken ortadan 11 numara Şize Prud kendini gösterdi. Onun hemen içinde 12 numara Six Spectra var. Gerilerden 10 numara Real Trouble'da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışına doğru çıkan 3 numara My Little Girl ve onun dışındaki 4 numaralı Nymphadora Tonks'la birlikte farklar azalmaya başladı. 7 numara makul koşun lideri ancak dışlardan 2 isim birbirlerini sürüklemeye başladılar. 11 numara She's the Proof dışında 4 numaralı Nymphadora Tonks. İkisi şimdi içerideki 7 numara makulden ayrılıyorlar. Dışarıdaki 4 numara Nymphadora Tonks rakipten hakim olarak koşuyu kazanıyor. 11 numara She's the Proof ikinci oldu. 7 numara makul üçüncü olurken 3 numara My Little Girl koşunun dördüncüsüydü. 10 numaralı Real Troubles'a son ataklarıyla tabelayı tamamladı. 6. koşu dişleri mahsus kısa vade 8 mücadeleyi 4 numaralı Nymphadora Tonks Gökhan Kocakaya ile kazandı. Dışında 3 numaralı Kayıbeyi grubun son sırasında 1 numaralı Altın Sima sırasıyla 400 geçmek üzere. İç kulvardan 6 numaralı Abdi Hero geldi. Liderliği aldı. Farkını hızlı 2,5 boya kadar çıkardı. Geriden 2 numaralı Dagmar'ın. Dagmar'ın dışından 4 numaralı Oğlum Doruk'un. Ortadan da 7 numaralı Kantaç'ın atakları var. İç kulvarda koşun lideri 6 numaralı Abdi Hero'da. 7 numaralı Kantaç gelmeye çalışıyor. İç kulvarda 6 numaralı Abdi Hero 1 bol kadar lider. 7 numaralı Kantaç geliyor. 6 numaralı Abdi Hero direniyor. 7 numaralı Kantaç önünde koşuyor. 6 numaralı Abdi Hero kazanıyor. 7 numara Kantaç ikinci oldu. 4 numara Oğlum Doruk üçüncü olurken 2 numara Dagmar dördüncüydü. 8 numara Çoğun Abruz ise koşudan 5. olarak ayrıldı. 8. koşu açık grup 2 mücadele. Frans Galop Anadolu koşusunu 6 numaralı Alp de Hero Gökhan Kocakaya ile kazandı. Aralardan 2 numaralı El Verdik o yol bulamayınca iç kulvarı tercih etti. En dışa ise 6 numaralı Tulumar açıldı. 400'den sonra pistin ortasından 1 numaralı Deo Valente gelmişti. Onun dışından da 6 numaralı Tulumar'ın atakları var. Ortada 1 numaralı Deo Valente koşun lideri. Hemen dışına 6 numaralı Tulumar geldi. 200'den sonra dışarıdan gelen 6 numaralı Tulumar iç kulvardaki rakibini yakaladı. Fark eritti. Son 100'den sonra liderliği ondan çekip aldı. Şimdi son 50'ye giderken farkı da 1-1,5 boya kadar çıkartan 6 numaralı Tulumar açık grup 2 mücadele. Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu kazanıyor. 1 numara Deo Valente 2. oldu. 3 numara Konstan 3. olurken Ekürler'den 2 numara El Verdigo 4. Ekürüsü 4 numaralı Lynx'i uzun süre önde götürdüğü koşudan 5. olarak ayrıldı. 6 numara Tulumar açık grup 2 mücadele Kraliçe 2. Elizabeth koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazandı. Gerilerden 9 numaralı Ottawa'da kendini gösteriyor. Düzlüğe çıkıldı. 8 numaralı Madras pistin ortasında 400 geçmek üzereyken koşunun lideri iç kulvardan yaptığı ataklarla 7 numaralı Borrego mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışarıda ise 9 numaralı Ottawa var. Pistin ortasında 8 numaralı Madras koşunun liderliğini yapıyor. İç kulvardan 7 numaralı Borrego kendini gösterdi. Onlar içinde 6 numaralı Edge of Fire var. Dış kulvarda 8 numaralı Madras liderliği son 200'e taşımak üzere ancak içeriden 7 numaralı Borrego da kendini gösterdi. Bu iki safkan son metre kararlarla geçiyorlar. Şimdi içerideki 7 numaralı Borrego etkili geldi. Dışındaki Madras'tan ayrılmakta zorlanmadı. Bariyere yaslanan 7 numaralı Borrego Boğaziçi koşusunda sonlarda farkı biraz daha açarak koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Madras 2. 6 numaralı Edge of Fire 3. oldu. 9 numaralı Ottawa 4. olurken 10 numaralı Zizka ise koşunun 5.'ini elde etti. 8. koşu açık grup 3 mücadele Boğaziçi koşusunu 7 numaralı Borrego Gökhan Kocakaya ile kazandı. Düzlüğe çıkıldı. 400'e doğru gidilirken 1 numaralı Altan koşunun lideri ikinciliğe 6 numaralı Thomas Shelby sokuldu. Gerilerden 5 numaralı The Kingslayer'da mücadeleye katılmaya çalışıyor. Bariyer dibindeki 3 numaralı Pitfall'la birlikte farklar azalmış olsa da iç kulvarda 1 numaralı Altan koşunun lideri ancak dışarıdan 2 safkan birbirine sürüklemeye başladılar. 5 numaralı The Kingslayer ve içindeki 6 numaralı Thomas Shelby'den şimdi dışarıdan gelen 5 numaralı The Kingslayer içerideki rakibini yakaladı. Fark eritti. Son 50'den sonra farkı açan 5 numaralı The Kingslayer koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Altan koşun 2. olarak ayrıldı. 5 numaralı Thomas Shelby, 6 numaralı Thomas Shelby koşun 3. elde ederken 2 numaralı Olsen ve 3 numaralı Pitfall arasındaki 4. kararı ise varış hakemlerine kaldı. 9. koşu kısa vade 9 mücadele Horse Racing Island koşusunu 5 numaralı The Kingslayer Gökhan Kocakaya ile kazandı.
şimdi 6 numaralı Super Cluster fark azalttı. 3 tane de 3 numaralı Timeless geldi. Bu saf 3 safkan arasında liderlik mücadelesi var şimdi orta kulvardaki. 1 numaralı Canindo dışarıda, 6 numaralı Super Cluster işlerinde, 3 numaralı Timeless mücadelesinde. 3 numaralı Timeless öne geçti. Dışından da 6 numaralı Super Cluster onunla olan farkı biraz azalttı. 1 boy kadar 3 numaralı Timeless önde, dışından 6 numaralı Super Cluster'ın atakları var. Son 50 metreye girilirken 3 numaralı Timeless önde. Koşu 3 numaralı Timeless kazanıyor. 6 numaralı Super Cluster ikinci, 1 numaralı Canindo üçüncü, 5 numaralı Duchance Mullier dördüncü, 7 numaralı Claudio Hill de beşinci oldu. 3 numaralı Timeless Enes Bozdağ'la üçüncü koşuyu kazandı. Orta kulvarda 5 numaralı Hızlı Çocuk ikincilikte fark 4 boya kadar çıktı. 3 numaralı Satan Baba önde orta kulvarda. 5 numaralı Hızlı Çocuk ikincilikte onların 5 boya kadar gerisinde. 4 numaralı Afrika Aslanı sırasıyla son 200 metreye giriliyor. Fark 2 boya kadar içeride. 3 numaralı Satan Baba önde, dışından 5 numaralı Hızlı Çocuk atak yapıyor. Şimdi 5 numaralı Hızlı Çocuk içindeki 3 numaralı Satan Baba mücadelesinde. İçerideki 3 numaralı Satan Baba'yı geçen 5 numaralı Hızlı Çocuk asfalt önde tekrar. 3 numaralı Satan Baba geliyor. 3 numaralı Satan Baba koşuyu kazanıyor. 5 numaralı Hızlı Çocuk ikinci, 4 numaralı Afrika Aslanı üçüncü, 1 numaralı Aklımcan dördüncü, 2 numaralı Fedakarım da beşinci oldu. 3 numaralı Satan Baba Enes Bozdağ'la dördüncü koşuyu kazandı. Orta kulvarda 8 numaralı Mir Kartalı ikinciliğe geldi şimdi. Arayı azaltmaya çalışıyor. Geriden 5 numaralı Tosko Paran'ın, 11 numaralı Ulutekin'in, 1 numaralı Al Yadigar'ın, 10 numaralı Sille Tokat'ın çabaları var. Son 200 metreye yaklaşılıyor. Bariyer dibinde 2,5 boy farklı lider 4 numaralı Kaya Alpbey. Geriden Al Yadigar, Tosko Paran, Mir Kartalı atağa kalktı. Kaya Alpbey lider. Dışarıdan 2 numaralı Al Yadigar geliyor. 4 numaralı Kaya Alpbey'i 2 numaralı Al Yadigar yakalıyor. 2,5 boy farklı yarışı kazanıyor. 5 numaralı Tosko Paran koşunun ikincisi oldu. 4 numaralı Kaya Alpbey üçüncü, 8 numaralı Mir Kartalı dördüncü, 11 numaralı Ulutekin de yarıştan 5. ayrıldı. 2 numaralı Al Yadigar Enes Bozdağ ile ikinci koşuyu kazandı. Ben Hasan sırasıyla atlar düzüye çıktı. 13 numaralı İlcin Hatun son 400 metreye de 1,5 boya farkla lider girdi en iç kulvardan. 18 numaralı Coştur ortadan, 3 numaralı Ardahan yanından. 4 numaralı Hulu Fırat'ın çabası var. Safkanlar son 200 metreye giriyor dışta da. Ardahan'ın yanında 7 numaralı Bal Perisi. Son 150 metreye girildikten sonra ortadan da 2 numaralı Muhlisan geliyor. Son 100'e girildikten sonra 2 numaralı Muhlisan önü geçti. Dıştan da Alma Atakaya geliyor son 50. Alma Atakaya geliyor. 1 numaralı Alma Atakaya kazanıyor. 2 numaralı Muhlisan ikinci, 3 numaralı Ardahan üçüncü, 14 numaralı Ben Hasan dördüncü, 18 numaralı Josh Dur da beşinci oldu. Yarışı 2 numaralı Muhlisan Hüseyin Turan'la kazandı. Düzeltiyorum, 1 numaralı Alma Atakaya Enes Bozdağ ile kazandı. Koşuda galip 1 numaralı Alma Atakaya.